Daha önce kaza konulu içeriklerimizde de bahsettim sizlere. Üreticiler her zaman en küçük ihtimalleri dahi hesaplayıp trafik kazalarının önüne geçmeye çalışırken biz kullanıcılarsa bu durumu suistimal etmek üzere anlamsız bir mücadelenin peşindeyiz. Mesela bir kemer tokası ya da direksiyon telefon tutucusu gibi bir şey neden üretilmiştir sizce? Fakat firmalar da bitmek tükenmek bilmeyen azimleriyle her ürettiği yeni bir modele gelişmiş bir güvenlik sistemi yani ekipmanı ekleyerek bu konudaki istikrarını sürdürüyor. Dostlar selamlar. Korkulacak bir şey yok. Tırlar artık çok daha güvenli. Ama nasıl? Tabii ki bu cümleyi destekler nitelikte ilk olgu şoför. Fakat gelişen teknolojinin araçlar üzerindeki etkilerini unutmamak gerekiyor. Örneğin kör nokta uyarı sistemli kamera sistemli araçların yaygınlaşmasıyla kör nokta kazalarının önüne geçilecek ve bu kaza tipleri inanın zamanla yok olmak zorunda kalan kazalardan bazıları olacak. Tıpkı yokuşta geri kaçırıp arkanızdaki araçla kazaya karışmanızın önüne geçen Hill Holder sistemi, neredeyse tüm araçlarda standart gördüğümüz arka park sensörleri gibi. Gelin şimdi bu sürücü destek sistemlerinin ne olduğuna ve bu sistemleri araçlarında kullanan üreticilere bir bakış atalım. 1. Kör nokta asistanı. Bu başlık altında toplayacağımız bu sistemleri çoğu marka standart sunmakta. Genellikle aracın A sütununa bir uyarı lambası haline yerleştirilmiş bu güvenlik sisteminde aracın sağ köşesinde yani görmenin zor olduğu alandaki nesneyi sürücüye görsel ve işitsel olarak ikaz ederek bildirmeye yarayan güvenlik donanımıdır. Bu sistem Mercedes'te aktif yan koruma yardımcısı ismiyle kullanılmaktadır. Ekstra özelliği sürücünün sistemin görsel ve sesli olarak ikazına bir cevap vermemesi durumunda sistem aracı freni sayesinde yavaşlatır veya tamamen durdurur. Sistem Volvo'da yan çarpışma önleme desteği olarak geçmektedir. Bisikletçiler gibi yol kullanıcılarının riskli alana girdiğini algılamak için kamyonun her iki tarafında da ikili bir radar kullanılır. Döneceğinizi belirttiğinizde arkadan gelen veya önünüze çıkan yaya ya da nesne varsa sizi uyarır. Volvo'daki diğer önemli güvenlik özelliği ise yolcu köşe kamerasıdır. Sürücünün bisikletlileri, yayaları veya diğer yol kullanıcılarını görmesini destekleyerek özellikle kavşaklarda kullanılması için geliştirdiği sistemdir. Kısaca kör nokta asistanı teknolojisinin görüntülü versiyonudur. Sürücü dönmeyi işaret ettiğinde yolcu tarafındaki aynaya yerleştirilen kamera otomatik olarak devreye girerek alanın görüntülenmesine yardımcı olur. Scania'da kör nokta uyarısı ve yan algılama sistemi. Scania kör noktadaki nesne ve yayalar için sürücüyü A sütunundaki ledlerle uyarırken bu alanı görüntülemek içinse Scania HD 360 derece kamera sistemini kullanmaktadır. Bu 360 derece alan görüş kamera sistemiyle aracın önünü, arkasını ve yanlarını görüntülemek için birlikte çalışan 4 adet geniş açılı 720p HD kamerayla 360 derece görüş sunmaktadır. Mana baktığımızda ise dönüş yardımı adıyla tanıtılmış sistem, sesli ve görsel olarak ledlerin yanarak sürücüyü uyardığı bir sistemdir. Bu sistem MAN'ın OptiView kamera teknolojisiyle birlikte çalışarak araç dönerken kör noktada ve araç köşelerindeki nesneler, canlılar için şoförü uyarır. Ayrıca MAN'ın BirdView kuş bakışı adını verdiği ve aracın çevresini sürekli 360 derece gösteren görsel bir sistemi de bulunmaktadır. DAF şehir içi dönüş yardımı ve köşe kamerası. DAF aracın yan eteklerine yerleştirilmiş sensörler sayesinde savunmasız yayalar ve nesneler için sürücüyü araç içerisinde görsel ve işitsel olarak uyaran şehir içi dönüş yardımı ve sistemle entegre çalışan sinyal yandığında otomatik olarak çalışan köşe kamerasıyla donatmıştır. Köşe kamerası tırların önünde bulunan standart kaldırım aynasının yerine sunulmuştur ve bu sistemin monitörü kamera monitörlerinin haricinde ekstra ayrı bir ekran olarak A sütununda yer almaktadır. Bu sistem Ford ve Iveco'da bulunmuyor. Renault'da ise böyle bir donanım bilgisine ulaşamadım. 2. Acil frenleme sistemleri. Bu sistem ağır vasıtaların önlerindeki araçlara arkadan çarpma riskini en aza indirmek ve etkisini azaltmak için hemen hemen çoğu üreticinin kullandığı bir sistem oldu artık. Sistem aracın önündeki nesneleri algılayarak potansiyel bir çarpışma riskini belirler belirlemez devreye girip aracı yavaşlatıyor, gerekirse durduruyor. Scania'da AEB koduyla gelişmiş acil frenleme sistemi adını alan özellik 15 km üzerindeki hızlarda çalışıyor. Güvenlik DNA'mızda var diyen Volvo'da acil frenli çarpışma uyarısı adıyla sunulan bu sistem diğer tüm üreticilerin sistemine ek olarak radar ve kameraları kullanarak çalışmaktadır. Mercedes-Benz'de aktif frenleme asistanı diye adlandırılan sistem tüm Actros'larda standart olarak kullanılır. Sabit ve hareket halindeki nesneler karşısında tam frenleme gerçekleştirmek suretiyle sürücüye destek olur. Ayrıca 50 km hıza kadar hareket halindeki yayalar karşısında tam frenleme veya yavaşlama sağlamaktadır. MAN'da EBA adıyla kullanılan acil fren destek sistemi acil durumda sürücüyü uyarır ve hatta tehlikeli durumda aracı durdurur. Renault'da otomatik acil fren,
DAF'ta gelişmiş acil durum fren sistemi adıyla kullanılan sistemler 80 km'ye kadar tehlikeli durumlarda aracı frenliyor. Benzer özelliklere sahip sistem Iveco ve Ford'da ise gelişmiş acil durum frenleme sistemi adıyla kullanılıyor. 3. Şerit takip sistemi. Araçların şeritten çıkmasının önüne geçen, hatta gelişmiş versiyonu olarak şerit boyunca aracı yolda tutmaya yarayan, ses ve görsel olarak uyaran, hatta aracı yönlendirerek tekrar şeride sokan bir sistemdir. Scania'da aracın şerit çizgisini geçtiği tarafa bağlı olarak sağ veya sol hoparlöründen farklı bir ses çıkaran LDV, şeritten ayrılma uyarısı ismiyle sunulmaktadır. MAN'da aracı şeritten çıkarmayan, aynı zamanda şeride geri sokan şerit takip sistemi diye geçmektedir. Aracı değiştireceğiniz şeritte bir araç olması durumunda sizi uyaran şerit değiştirme yardımı sistemiyle de entegre çalışmaktadır. Volvo'da dinamik direksiyon ve şeritte kalma yardımıyla entegre çalışan sistem, kamyonların şeritlerinden çıkmasını durdurmak için tasarlanmıştır. Ayrıca kamyon yoldaki şerit çizgisine çok yaklaşırsa, yazılım sistemi direksiyon simidine bir titreşimle sürücüyü uyarıyor ve kamyonu yavaşça yolun merkezine doğru yönlendiriyor. Renault'da şerit takip uyarısı adını alan sistem, DAF, Iveco ve Ford'da ise şeritten ayrılma uyarı sistemi adıyla sunulmaktadır. 4. Sürücü destek uyarısı veya sürücü uyarı desteği. Genellikle şerit takip sistemleriyle bir bütün halde çalışan bu sistem, sürücülerin dalgınlık ve uykulu hallerini tespit edip sürücüyü bu konuda uyaran bir sistemdir. Sistemi şerit takip sisteminden ayrı bir özellik olarak aracında sunan iki üretici Volvo ve MAN'dır. Sistem Volvo'da sürücü uyarı desteği, MAN'da ise dikkat uyarısı adıyla direksiyon başındaki sürücünün tuhaf davranışlarını algılayan bir nevi yorgunluk tespitidir. Bu sistem Ford ve Iveco'da bulunmamaktadır. Diğer üreticilerde ise şerit takip sistemleriyle entegre çalışmaktadır. 5. Elektronik park freni yardımcısı. Sıklıkla haberlerde ve sosyal medyada gördüğümüz freni boşalan kamyon dehşet saçtı haberlerinin önüne yeni nesil sistemlerle donatılmış araçlarla geçebilecek bir özellikteyiz. Bu maddede özellikle imdatların yani el frenlerinin araç stop edildikten sonra stop, bazılarınız buna da takılacaktır, stop edildikten sonra çekilmesinin unutulması gibi olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Bazı üreticiler modellerinde bu özelliği kullanmaktadır. Renault'da Anti-Runaway yani kaçış modu adıyla sunulan sistem, sürücünün imdatı çekmeyi unutması durumunda hareket etmeye başlayan aracı durdurmaktadır. DAF'ta elektronik park freni, motor stop edildiğinde bahsettiğim durumun önüne geçmek için imdat kendi kendini park konumuna almaktadır. Mercedes'te DAF'a benzer bir şekilde sunulan sistem, elektronik park freni motor durdurulduğunda otomatik olarak etkinleştirilir. Bu maddede yer almasının nedeni ise daha fazla güvenlik için, yani böyle bir duruma engel olmak için araç durur pozisyonda motor çalışırken kapı açıldığında da otomatik olarak etkinleşmektedir. Videonun sonuna gelirken ek olarak bazı modellerde görülen çok başarılı olan nadir sistemlere de değinmek istiyorum. Volvo makaslama önleyicisi. Tırların belalısı olan makaslama kazalarının önüne geçmek için makaslama kazasını önceden sezerek dorsayı Z şekline gelmeden yavaşlatır ve dorsa ile çekici arasındaki hız farkını düzelten sistemdir. Özellikle yurt dışındaki soğuk iklim bölgelerinde çalışan araçlarda romork ve yarı romorklarında başarıyla kullanılmaktadır. Scania ve Retarder. Retarder bana göre bir güvenlik donanımıdır. Özellikle global pazarlarındaki taşımacılık endüstrilerine Retarder'ı tanıtan Scania, bitmeyen balatası, ısınmayan fren sistemiyle binlerce kazanın önüne Retarder sistemiyle geçmiştir. Sadece kendi geliştirmesi değil, Elon Musk'ın elektrikli araç endüstrisine hız kazandırması gibi üreticilere Retarder kullanımının önemini aşılayarak pazara yerleşmesini hızlandırmıştır. Bu yüzden firma Scania ve Retarder olgusuyla bu listede yer almalıdır. MAN, özellikle yoğun trafikte tırların durup geri kalkması gibi sorunlarının önüne geçmesi amacıyla Stop and Go adıyla bir sistem geliştiren MAN, yoğun trafikteki aracın önündeki araçlarla mesafesini koruyup sürücünün üzerindeki yükü azaltmaktadır. Ayrıca MAN'ın tırcıların en büyük derdi olan dorsenin arkasını gösteren bir geri görüş sistemi de bulunmaktadır. Mercedes-Benz, Active Drive Assist başta olmak üzere geliştirdiği güvenlik olgusunu kendi pistlerinde ve merkezlerinde geliştiren firma, bu konuda önemli adımlar atmıştır. Özellikle acil fren sistemini ilk kullanan firmadır. Son dönemde geliştirdiği Mirror Cam'le de görüş konusunda yaptığı geliştirmelerle güvenli sürüşü, radar, kamera teknolojisi, elektrik destekli direksiyon tertibatı ve şerit takip asistanıyla sistemlerini bir uyum içerisinde çalıştırmaktadır. Artık kötü araç yok sözünü destekler nitelikte bu donanımlarla üretilen araçları, Michelin lastik yerine Semperit'i seçmek zorunda kaldığımız araçlarımızda da görebilsek diyor. Uyarı sesinden rahatsız olup şerit takibi kapatanlardan mısınız? Yoksa emniyet kemeri dahil tüm aktif pasif güvenlik sistemlerini kullananlardan mısınız?
Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.